Türkiye'nin en meşhur elektrikli süpürgesiydi. Çeri, çöpü, pisliği siler, yutar, süpürürdü. Kendim kullanmasam da en azından reklamlarında gördüğümüz durum buydu. Markası Simtel sadece süpürgeyle değil, çeşitli ev aletleriyle de kapmıştı pazardaki yerini. Ancak başarıyı elde etmek onun her daim süreceği anlamına gelir mi? Sizlerle Simtel'in hikayesi. Bu oda nasıl temizlenir? Bak, Simtel Akvamatikleri var. Çelik gövdeli zengin aksesuarlı Simtel Akvamatik. Elektronik çağın süpürgesi. Simtel'in hikayesine geçmeden önce bu hafta topluluk kısmında size sorduğum sorunun doğru yanıtını paylaşayım. Size 4 tane şirket verdim ve dedim ki hangisi Koç Holding şirketlerinden birisi değildir. 12.000 kişi oy kullanmış ve %9 Aygaz demiş. Aygaz'ın bir Koç Holding şirketi olduğu genelde biliniyor. Bununla birlikte %9 bu yanlış seçeneği seçmiş. %18 Tatkıda demiş. Tatkıda'nın artık Koç Holding bünyesinde olmadığını düşünenler var. Sek satıldığı için. Bununla birlikte tatkı da hala Koç'un bünyesinde. Fakat yakın zamanda satış yapılabileceğine dair belirli haberler çıktı. Yani bir süre sonra Koç'un bünyesinde olmayabilir. Şu anda hala Koç bünyesinde olduğu için bu %18'lik kesimde yanlış cevap verenler arasında. Geldik diğer iki şıkkımıza. Karsan diyen %28, Marmaris Altın Yunus diyen %45. Bu soruya doğru cevap verenler Marmaris Altın Yunus diyenler değil, Karsan diyenler. Marmaris Altın Yunus Koç'un çoğunluk hissesine sahip olduğu işletmesi. Carsans'ı Kıraç Holding'e ait olan bir şirket. Bir dönem önemli ölçüdeki hissesi de Koç grubuna aitti. Fakat şu anda bir kısmı borsada, bir kısmı da Kıraç Holding'de söylediğim gibi. İnan Kıraç, Vehbi Koç'un, Koç ailesinin damadı olduğu için de birçok kişi oradan da bir ilişki kurmuş olabilir, oradan da akıllarına gelmiş olabilir ve dolayısıyla bu yanlışlıkla işaretlemiş olabilir. Böyle sorular zaman zaman sormaya devam edeceğim. Yanıtlarını da bu şekilde sizlerle video içerisinde paylaşırım. Şimdi gelelim bugünkü konumuz Simtel'in hikayesine. Sim Simtel Simtel'in tarihçesine ilgin pek bilgi bulmak mümkün değil aslında. En azından internet ortamında. 1960 ve 1980 yılları arasında az önce de bahsetmiş olduğum Koç Holding'in bünyesinde bulunduğuna dair muhtelif kaynaklarda, haberlerde bilgiler var. Ama sayıları çok da fazla değil. Daha önce bazı videolarda konuşmuştuk. Günümüz dünyasında habercilik, internet ortamındaki habercilik çok kopyala yapıştır bir sisteme döndüğü için bilgilerde hata olma ihtimali yüksek olabiliyor. Simtel'in Koç'a ait olduğunu daha önce duymadığım için bu bilgiyi tek tekrar bir araştırayım dedim farklı kaynaklardan. Vehbi Koç Vakfı'nın sitesinde Vehbi Koç Ansiklopedisi adlı bir bölüm var. Burada Koç ailesinden Semahat Arsel'in eşi olan Nusret Aysel'in de biyografisiyle karşılaştım. Ve bu biyografide bir dönem Nusret Arsel'in Koç Holding bünyesinde yönetim kurulunda bulunduğu şirketler listelenmiş. Bu şirketlerden birisi de Simtel. Yani bu metne bakarak Simtel'in Koç Holding'in şirketlerinden biri olduğu bir dönem Koç Holding bünyesinde bulunduğunu anlıyoruz. Ayrıca Simtel'in eski reklam afişlerini incelediğimizde bazı afişlerin altında da yine Koç Holding'in ibaresini görüyoruz. Dolayısıyla edindiğimiz bilgiyi farklı kaynaklarla da doğrulamış olduk. Simtel değil ürünün üzerinde Siemens yazdığını görüyoruz. Yani Koç grubu bünyesindeyken muhtemelen o ürün ithal ediliyor Siemens'ten. Burada da Simtel adlı şirketi aracılığıyla Koç bunları satıyor, pazarlıyor. 1960'larda ve 70'lerde Koç'la devam eden yolculuğunun ardından 1982'de Simtel'i Ümit Özkan alıyor. Ümit Özkan da Koç'un eski yöneticilerinden. Onun dönemindeki dikkat çeken konulardan bir tanesi de Simtel'in güreşe ciddi derecede yatırım yapması. Evet, bildiğimiz güreşten, spor olan güreşten bahsediyorum. 4 senelik bir periyotta 1986'ya dek bu yatırım yapılmış, güreş sporuna para yatırılmış ve toplamda o dönemin parasıyla 1 milyar liralık bir yatırım. O dönemle alakalı bir diğer dikkat çekici olan şey, akıllarımıza kalan şey ise Simtel'in televizyon reklamları. Bu reklamlar izleyeni ciddi anlamda etkileyebilecek reklamlar. Çünkü ürünün özelliklerini bir anda böyle 30 saniye 40 saniye içerisinde çok güzel anlatıyor, gösteriyor. Diyor ki isterseniz bunu makine olarak kullanın. İsterseniz köpürte köpürde halınızı yıkayın. Hatta bunların ötesinde ağaçlarınızı ilaçlayın ya da boyama amacıyla kullanın. Simtel'in elektrik süpürgesi birçok farklı parçayla, aparatla geldiği için bu saydığın fonksiyonları da yerine getirebiliyor. Süpürge Buna süpürge diyemezsiniz kardeşim, halı yıkıyor! Döve döve, eme eme temizliyor! Simtel süper bu, istersen boyuyor! İstersen ilaçlıyor. Çelik gövdesi, zengin aksesuarları, yaygın servisi ve 3 yıl garantisiyle en büyük elektrikli süpürge üreticisinden. Simtel Süper. Bu süpürgeyi görenler, o yılları yaşayanlar muhakkak hatırlarlar. Hatta şu an izleyenler arasında, içinizde bizim evde de bu süpürge vardı veya hala duruyor diyenler de vardır. Yani gördüğümüz üzere Simtel elektrik süpürgesiyle adeta özdeşleşmiş bir marka. Fakat sadece elektrik süpürgesi üreten bir markada değil, birçok ürünü var. 90'larda gördüğümüz Simtel reklamlarında dikkatimizi çeken bir nokta var. Yazıyor ki İtalya'da Antonio Merloni tesislerinde üretilmiştir. 1994'te bu iki firma yani İtalyan firmayla Simtel ortaklık kuruyor. Pazarlama şirketi kuruyorlar burada. Dolayısıyla artık Simtel'de bir İtalyan parmağı da var. 1997'de ise gazetede bizi İyi Günler Türkiye sloganıyla bir reklam karşılıyor. Deniliyor ki Simtel artık renk değiştirdi. Simtel markalı bütün ürünler, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, şofen, elektrik süpürgesi, klima bunların tamamı İtalya'da üretilecek. Oradan ithal edilecek. Reklamda bu belirtiliyor. Yani Simtel için artık Antonio Merloni'nin bir şubesi diyebiliriz. Türkiye'de üretimi bırakıyor. Bu arada pazarlama stratejisinde vurgulanan noktaya dikkat ettiyseniz hepsi ithal diyor. Bunu vurguluyor. Halbuki ürünün tamamen yerli olduğunu düşünün. Bu sefer de hepsi yerli. %100 Türk moda diye lanse edilecekti. Yani birbirine tamamen zıt iki kavramı pazarlama yaparken kullanabiliyorsunuz. Aslında Bu bize şunu gösteriyor. Pazarlamada ne söylediğinizden ziyade nasıl söylediğiniz önemli. %100 yerli Türk malı dediğinizde de güzel bir etki oluyor. Tamamen ithal, yabancı kalitesi dediğinizde de oluyor. İşte bu pazarlamanın manipülatif tarafı. 2000 yılında simteli Altan Ertürk alıyor. 2003'te ise Taşkın Akkay'la birlikte tüm hisselere sahip oluyorlar. Bununla birlikte bu tarihlere henüz gelmeden önce hikayeyi biraz karmaşıklaştıran bazı noktalar var. Nedir derseniz Twitter'a gidelim. 5 Temmuz 2022'de Sedat Peker'in bir tweet dizisi var. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın Macaristan'da olduğu bir dönemde kumar oynarken çekilmiş görüntülerinin kendisinde olduğunu belirtiyor Sedat Peker o dönem. Elinde kaset olduğunu belirtiyor ve bu kasete karşılık cezaevinden tahliye edilmesini istiyor. Ayrıca 5 milyon dolar da talep ediyor. Talepleri çarpıcı gelebilir fakat sağ kesimden bir parti seçime gitmeden önce genel başkanı, ülkenin başbakanı kumar masasında görülürse durumumuz ne olur endişesine kapılabilir. Yani seçim üzerinde çok belirleyici olabilir bu olay. Tweetlerinde bu noktaya vurgu yapıyor. İşte bunlar elinin kuvvetlenmesini sağlıyor. Bunun doğrultusunda da o belirttiklerimi talep ediyor. Bu taleplerini Mesut Yılmaz'a aktaran kişi olaraksa Mehmet Cengiz'i göstermiş. Çünkü Sedat Peker'in Mehmet Cengiz'le akrabalık ilişkisi olduğunu, Mesut Yılmaz'ın bildiğini buna istinaden de onu kendisine gönderdiğini iddia ediyor. Yani cezaevindeki o görüşme aslında Sedat Peker'in taleplerini ilettiği Mehmet Cengiz'in bu talepleri Mesut Yılmaz'a aktardığı bir pazarlık. Sedat Peker'in iddiası bu şekilde. Sonuçta ne oluyor? Sonuçta Sedat Peker cezaevinden salınıyor. Hatta o dönem bu durumun ülke gündemine oturduğunu söylüyor. İnsanların bakış açısı şu. Nasıl bu denli ağır cezalarla yargılanan bir kişi bu kadar kolay serbest kalır? Ek olarak tweetlerinde bahsettiğim o ödemeyi aldığını da yazmış. Peki bunların simtelle bizim konumuzla alakası ne? Çok uzun olan bu tweet akışının ikinci bölümünde o 5 milyon doları kullanarak simteli aldığını söylüyor bu satın alma işlemini futbol menajeri olan Olgun Aydın'ın üzerine yaptığını söylüyor. Ama parantez içinde de belirtmiş ki geçmiş zaman ama yanlış hatırladığımı düşünmüyorum. Yani o kısımdan tam da emin değil gibi. O dönem akşam gazetesinde yazar olan Güler Kömürcü'nün de bu konuyla alakalı bir haberi olmuş. Demiş ki başlıkta Sedat Peker Koç ailesine rakip oldu. Tabi Koç şirketin eski sahibiydi. Bunun da ötesinde Koç'un da pazarda Arçelik gibi çok kuvvetli bir oyuncusu var. Haliyle buraya bir gönderme yapılıyor. Yani kısacası kayıtlarda belki ki Sedat Peker'in adı gözükmemiş olabilir ama arka planda bu şirketin artık başında onun olduğu, sahip olarak onun olduğu o dönem bu şekilde haberlerle basana yansımış. Fakat Sedat Peker şunu ekliyor diğer tweetlerinde şirketi aldık ama bankalar korkudan bizimle çalışmıyordu. Bunun üzerine Mehmet Cengiz'i aradığını onun da o dönem Bankasya'nın genel müdürü olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu'yla iletişime geçtiğini söylüyor. Böylece Simtel için 500 bin dolarlık da kredi aldıklarını belirtiyor. Bundan sonraki kısımda da eleştiri eleştirilerini sıralıyor. Mehmet Cengiz ülkenin en zengini oldu. Ali Fuat Taşkesenlioğlu SPK başkanı oldu. Bense ne durumdayım diyor. Ayrıca Bankasya'ya diğer para yatıranlar da cezaevine girdi diyor. Bu tweetleri okuyanların ilgisini çekince bu simtel konusu demişler ki peki simteli aldıktan sonra ne yaptın? Buna yönelik aynı gün başka bir tweet dizisi daha oluşturuyor. Ve diyor ki o tarihlerde Fenerbahçe'nin altyapısında yönetici olan Davut Dişli'ye ve Mehmet Karasu'ya devrettim. Ama diyor bu devirden para almadım. Bazı şartlar koştum. Bu şart şartlardan bir tanesi Rize'deki bütün devlet hastanelerinin yenilenmesi ve özel hastane gibi fiziksel olarak iyi bir hale getirilmesi. İkinci şartı da her ay Simtel'in bütün ürünlerinden 25'er tane ailelere dağıtılması. Yani 25 aileye buzdolabı, 25 aileye çamaşır makinesi gibi. İşte ben bu şartlarla Simtel'i Mehmet Cengiz'in arkadaşlarına hediye ettim diyor. Bu iddiada bulunuyor. Aklınıza şu soru gelebilir. İlk tweet dizisinde farklı bir isim vardı. Olgun Ayhan'dan bahsetmiştik. Hatta geçmiş zaman ama yanlış hatırladığımız zannetmiyorum demişti tweetinde. Bu tweetin devamında da Olgun Aydın'dan bahsediyor. Sonra diyor ki ancak belki de onun üstüne almamış olabilirim. Sonraki devrini Mehmet Karasu'ya ve Davut Dişli'ye yaptım diyor. Gördüğünüz gibi 90'ların sonlarına doğru da böyle bir süreç olduğu iddia ediliyor. En son 2003'te Taşkın Akkay ve Altan Ertürk aldı demiştik hisseleri. Ardından bir geçmişe dönüp bu iddiaları sıraladık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz devam ediyoruz. Simtel de devam ediyor ama eski Simtel gibi değil. 80'lerin o şaşalı günleri yavaş yavaş geride kalıyor. Güç kaybetmiş durumda Simtel ama satışa devam ediyor. Mesela 2004'te retro akımına ayak uyduruyor ve Simtel retro adıyla o bildiğimiz popüler elektrik süpürgesini daha da güçlendirerek çelik kasasını plastiğe çevirip ağırlığını azaltarak vesaire pazara yeniden sürüyor. Zaman biraz daha ilerliyor ve 2010'a geliyoruz. 2010'da Simtel'in Çinli Hayır tarafından hayata döndürüleceğine dair bir haber görüyoruz. Şimdi hayata döndürülme kavramını duyunca ya simtel battı mı o zaman aralığında diye düşünebilirsiniz. Ama buradaki kasıt o eski güzel günlerine, o bahsettiğim şaşalı günlerine döndürmek. Plan şu, hayırlı simtel bir işbirliği yapacak. Birlikte bir şirket kuracaklar ve bunun üzerinden süreç yürütecekler. Hatta bu şirket kurulduktan bir süre sonra da Türkiye'de fabrika açacak Hayır Simtel. Bu önemli bir gelişme çünkü Hayır alanında dünya birincisi olan bir işletme. O dönem gazetelerde dördüncü olarak ifade edilmiş ama kendi sitesinden baktığımızda 2009 ve 2022 yılları arasında kendi alanında dünyada birinci. Fakat ilerleyen süreçte böyle bir işbirliğinin kurulduğuna dair herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Bununla birlikte hayır Türkiye'ye giriyor. Kendi başına faaliyetlerini yürütüyor. Hatta 2021'de Eskişehir'de büyük bir fabrika açıyor. Ama görünen o ki onun kariyeri Türkiye'de güzel ilerlese de Simtel için aynı durum olmuyor. Neden böyle diyorum? Çünkü Simtel'le alakalı en güncel olarak gördüğümüz gelişme bundan 4 sene öncesine ait. Nedir bu gelişme derseniz Simtel'in marka adı ve bazı ürünlerinin adları 9 isim satışa çıkarılmış. 2 milyon 300 bin bedelle 2019 yılında. Alıcı çıkıp çıkmadığına dair sonrasında bir haberle karşılaşmadım. Bununla birlikte hikayede ismi geçen Altan Ertürk tarafından yine 2008 yılında hayata geçirilmiş Simtel elektrikli ev aletleri sanayi adında bir şirket var. Yani aktif olarak görünen bir şirket var. Ama biz şu anda piyasada aktif olarak Simtel ürünlerinin satıldığını görmüyoruz. Ben hiç karşılaşmadım. Video yazılırken de biraz araştırma yaptım ama yok. Daha çok eski parçalar, hortumlar vesaire böyle yan sanayi ürünler var gibi. Bu arada Altaner Türk 2012'de de artı bir TV'yi kurmuş. Yani emin olmamakla birlikte şu yorumu yapabiliriz. Daha çok farklı sektörlere odaklanılmış ve burada geri çekilme stratejisi güdülmüş. Fiziki olarak şirket belki hala var ama zannediyorum ki aktif değil çok fazla. Yani faaliyet olarak aktif değil çok fazla. Farklı bir güncelleme olursa da yorum kısmında güncellerim. İşte Simtel'in hikayesi bu şekilde. Bizim bugün ele aldığımız kısım bu hikayenin belki %1'i bile değildir. Bu 10-15 dakikada anlattığımız yolculukta daha neler neler yaşanmıştır. Hele ki o 80'li yıllarda. Fakat dediğim gibi belirli konularda o birikimin, o külliyatın oluşmamış olması büyük bir eksiklik. Ama bu haliyle bile sadece başa ve sona bakarak önemli bir çıkarım yapabiliyoruz. Baştan kastım o şaşalı yıllar olarak kastettiğim bölüm. Sondan kastım da artık piyasadaki aktifliğin azalması, ürünlerin görünmemesi olarak düşünebilirsiniz. En başta sorduğum soruyu hatırlıyor musunuz? Başarıyı elde etmek bunun her daim sürdürülebileceği anlamına gelir mi demiştim. Bunun yanıtının hayır olduğunu hepimiz biliyoruz aslında. Ama işte bu hikaye bizi onu delillendiren bir hikaye. O başla yani o şaşalı dönemle bugünkü durumu karşılaştırdığımızda Türkiye'nin belki de en bilinen en popüler elektrikli süpürge markasının bugün artık ürünlerin piyasada olmaması, yaygın şekilde görülmemesi bize çok fazla şey anlatıyor. Yanıtını hepimizin ezbere bildiği o sorunun ne yazık ki iyi bir örneği oluyor. İşte bu ne? piyasada dinamik olmak gerekiyor. Değişimleri görebilmek gerekiyor. Sürekli işe, akışa, mevcut duruma odaklanmak gerekiyor. Sektörünüz ne olursa olsun içinde bulunduğunuz pazarı tüm iyi yönleriyle, tüm kötü yönleriyle, avantajlarıyla, tehditleriyle yani SWOT dediğimiz kavramla sürekli olarak analiz etmeniz ve o analizi uygulamaya dökmeniz gerekiyor. Tüm bu anlattıklarımı şöyle özetleyeyim. Hani hikayenin bir noktasında dedik ya Simtel bir dönem güreşe ciddi derecede yatırım yaptı. Kaynak ayırdı. Güreşte ne derler? altı düştüm diye üzülme üste çıktım diye sevinme. İşte piyasada tıkkı böyle. Önemli olan rekabet devam ettiği sürece pazarda kendine sağlam bir yer bulmak ve rakiplerin sizin sırtınızı yere getirmesine mani olmak.